Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bana dediniz ki abi coin'i kastırdın. Oyun açığını paylaştın. Gizemini paylaştın. PSN Plus hilesi bile paylaştın. Ya be kardeşim, bir kere de gameplay yani oynanış paylaş dediniz arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Oynanışımızı daha eğlenceli kılabilmek için bir Süper Lig kadrosu kurdum arkadaşlar. Ve bu Süper Lig kadrosu ile Foot Champions'da insanların içinden geçtim. Çoğu kişi ben oynamadığım için beni çok kötü oynuyor falan sanıyor. Ben çok kötü oynamıyorum arkadaşlar. Çok iyi de oynamıyorum. Yani maksimum Gold 1 Elite 3 oyuncusuyum, öyle söyleyeyim. Ama daha oynarsam kendimi geliştiririm arkadaşlar. Çünkü bende öyle bir hırs var kendi kişisel olarak. Yani bir şey çok istiyorsam yapabiliyorum. Çok istesem top 100'e bile girerim eğer kafaya koyarsam. Ama gerek yok çünkü bunu değecek bir olay yok ortada sevgili dostlar. 14 galibiyet alıp bırakıyoruz. 14 galibiyet adam olana fazla bile kardeşim. Paketten çıkacağı varsa zaten çıkıyor, bunu biliyorsunuz. Şimdi bu kadrodaki enteresanlıklara gelelim arkadaşlar. Bana sorularınız olabilir. Şimdi sağ kanatta Edin Visca'ya neden Quaresma kullandın diyebilirsiniz arkadaşlar. Quaresma kullanmamın tek bir sebebi var. O da gerçek hayatta çok seviyor olmam. Bence çok iyi bir futbolcu ve dünyada zaten biliyorsunuz kendine has bir hareketi var. Dünyada onun kadar o hareketi iyi yapabilen birisi yok. Bu da zaten onu çok unik, çok özel bir futbolcu kılıyor sevgili dostlar. Aynı zamanda vuruşları ve skill move'ları da tabii ki buna etken. Orta sahamız Badou Ndiaye ve Younes Belhanda. Çok saçma bir ikili. Özellikle Belhanda'nın medium olması çok saçma gelebilir ama gerçekten oynanışta göreceksiniz ki inanılmaz oynadı. Solda Onyekuru. Onyekuru'nun kesinlikle şut istatistiği bozuk arkadaşlar. Şut istatistiği tamamen yalan. Zaten bunu da videoda göreceksiniz. Onyekuru'yu mutlaka yedeğinize koyun. Şaka yapmıyorum. Şut istatistiğinde affedersiniz bir bokluk var arkadaşlar. Mutlaka alın. Solbek Nagatomo, sağbek Mariano. Stoperlerimiz Domagoj Vida'nın informu ve Pepe'nin scream kartı. Kalede ise Mavi Muslera var. Forvetlerimizde Burak Yılmaz ve Raşat Muhammed var arkadaşlar. Burak Yılmaz zaten biliyorsunuz ben çok seviyorum. Zaafım var Burak abimizi, çok seviyorum. Allah'a şükür tanışma şansı da elde etmiştim zamanında. Çok sevdiğim bir abim Burak Yılmaz. Nereye giderse gitsin atıyor. Adamın işi gol atmak ve gol atıyor. Bundan dolayı sıkıntı yok. Raşat Muhammed'i seçmemin tek bir sebebi var arkadaşlar. O da Süper Lig'deki pace'i en fazla olan futbolcu olması. Başka bir özelliği yok. Sadece pace'i fazla ve boyu uzun. Kadro çok saçma gelebilir çünkü iyi kadrolarla oynadım. Çok iyi kadrolarla oynadım. İnanılmaz kadrolarla oynadım. O kadrolarla oynayınca psikolojik baskıya girdiğimi düşündüm. O yüzden bu tarz bir kadro kurup keyfime baktım. Şimdi gelin özetleri izleyelim. Evet, şimdi geliyoruz gameplay kısmına sevgili dostlar. İlk başta gelen rakibimizin kadrosu çok enteresandı. Sağ kanat tercihi yani böyle genelde satılamazlar üzerine kurulu bir kadrosu vardı. Enteresandı. Tabii ki de maç yine sıkıntılı şekilde başladı arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeceğim. İyi kadrolarla oynadığınız zaman, bu benim tamamen kendi görüşümdür. İyi kadrolarla oynadığınız zaman oyun sizi arkadaşlar daha çok zorluyor. Yani bir oyuncu ortalama düzeyde bir oyuncuysa ve iyi bir kadrosu varsa bu aslında o kişi için dezavantaj benim görüşümce. Çünkü oyun sizi zorladığı için ve siz de hani bende Ronaldo var işte o nasıl atamıyor, şunda şu var nasıl atamıyor gibi hem psikolojik baskı sokuyor size hem de bence rakibinizden kadronuz daha iyi olduğu zaman maçların büyük bir kısmında size dezavantaj sağlıyor. Yani sizin oyuncularınızı daha böyle salaş mı diyeyim hani ya bu tamamen hissiyatla ilgili bir şey. Çünkü FIFA gerçekten çok değişik bir oyun sevgili dostlar. Yani profesyonel bir oyuncuyu izleyerek kendinizi geliştiremeyeceğiniz tek oyun dünyadaki FIFA arkadaşlar. Dünyadaki tek oyun FIFA. Çünkü yani League of Legends izliyorsun, Fortnite izliyorsun adamlardan bir şey kapabiliyorsun yani. Bak şurada şuna basıyor, şurada şu editi yapıyor gibi. Ama FIFA'da bunlar birazcık zor sevgili dostlar. Yani birini izleyerek, analiz ederek oyunu öğrenemiyorsunuz. Şu anda anlatacağım şeyler eğer Foot Champions oynamıyorsunuz veya çok iyi kadrolarla oynamadıysanız anlamayabilirsiniz. Ya benim kendi görüşüm eğer ortalama düzeydeki bir oyuncu iyi bir kadroyla oynuyorsa bu kendine dezavantaj olarak yazar. Çünkü oyun onu zorlayacağı için, onun da yetenekleri kısıtlı olduğu için elindeki oyuncuları kullanamayacak ve bu şekilde de maçları kaybedecektir. Hatta genelde diyorsunuz ya adamın kadrosu çok iyiydi ben şu kadroyla yendim. İşte o arkadaşların çoğu aslında sizle aynı seviyede oynuyor. Belki aynı kadrolarla, denk kadrolarla oynasanız belki ya o da yenecek size ama onun kadrosu sizden daha iyi olduğu için o kaybediyor. Yani hem mental olarak zorluyor hem oyun da zorluyor sevgili dostlar. O yüzden iyi kadro iyi oyuncunun elinde iyi oynuyor. O yüzden hatta diyorum ben aslında bu oyun aslında pay to win değil. Yani parayı veren, iyi kadroyu kuran her zaman kazanacak diye bir şey yok. O zaman herkes iyi kadroyu kurar 30'da 30 yapar. Yani iyi kadrosu olan herkes 30'da 30 yapabiliyor mu? Yapamıyor. Dolayısıyla bu oyunun
tamamen pay to win olmadı anlamına gelir. Ama tabii ki de paranız varsa, iyi oyuncunuz varsa bu da başarıya ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Zaten şuradan örnek alabiliriz ki dünya şampiyonları bile oyuna senenin başında on binlerce dolar verip points'te paket açıyor ki iyi kadro kursun diye. Zaten bu adam dünya şampiyonu, profesyonel oyuncu. O zaman gitsin normal bir gold takımla şampiyon olsun. İşte onlar da zaten şampiyon olamayacaklarını bildikleri için oyuna para yatırıyorlar sevgili dostlar. Bu konuyu öncelikle böyle bir anlatmış olalım. Benim böyle bir kadro kurmamdaki tek sebep, inanılmaz pahalı kadrolarla oynadım, artık zevk alamıyordum. Dedim ki bir eğlenceli bir şeyler olsun. O yüzden bunu kurdum ve bu tarz kadrolarla oynadığınız zaman arkadaşlar mental olarak çok rahat oluyorsunuz. Çünkü karşınızdaki rakibin kadrosu genelde sizden daha iyi oluyor. Bir, ikincisi şöyle bir rahatlık geliyor arkadaşlar. Quaresma kaçırdığı zaman diyorsun ki lan kaçırdı. Ama mesela Ronaldo gol kaçırdığı zaman ya Ronaldo bunu nasıl kaçırır? 2 milyon verdim, şu kadar verdim diye triplere giriyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı dediğim gibi bu tarz kadrolarla oynamak sizlere daha eğlenceli, daha keyifli bir oyun deneyimi sağlayacaktır. Bu arada şu anda ben kaybettiğim maçları koyacağım. 14 galibiyet, 3 mağlubiyet yaptım bu kadroyla. Kaybettiğim maçları koymak istiyorum ki nasıl kaybettiğimi görün. Hani çoğu insan şey diye, tabii ucuz kadroyla oynuyorsun, momentum sende oluyor diye. Bunu görmeniz için bu tarz video hazırladım. Genelde kaybettiğim maçları koydum ki görün diye arkadaşlar. 3 tane kaybettim, ikisi bu videoda var. Bu şekilde bir inceleyelim bakalım kaybettiğimiz maçlarda neler yapmışız. Zaten maçın başında Ricardo Quaresma ile inanılmaz bir gol kaçırdık ve Quaresma'nın çektiği her şut arkadaşlar, eğer kaleyi bulursa kaleci mutlaka topu ya kornere çeliyor ya yana doğru çeliyor. Yani hiçbir şekilde Quaresma'nın vurduğu top kalecinin ellerine gitmiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum, şut power da çok yüksek değil ama durum bu şekilde arkadaşlar. Onyekuru bu arada gerçekten de çok iyi, yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Hızlı. Topu bırakmıyor, fiziği falan ya, bakıl gibi bir şey arkadaşlar gerçekten Onyekuru. Burada direkten dönüyor, rakibimiz tabi inanılmaz bir top çıkarıyor tekrardan. Yani aslında oyun rakibin şu anda gol atması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü ben şu anda win streak'teyim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 7'de 7 yaptıktan sonra kaybetmiştim. Yani şu an 7'de 0'ım ve burada bu şekilde bir gol yiyorum. Tabi 2 tane topum direkten dönüyor, kaleci kurtarıyor bilmem ne. Bu tarz Cristiano Ronaldo'dan bir kafa gol yedikten sonra tabii ki moral olarak birazcık düşüyorsunuz. Burada dediğim gibi Onyekuru'yu ben gerçekten çok beğendim. Quaresma gerçekten çok iyi. Tabi orada bir Edin Visco olabilir veya forvete Rashad Muhammed yerine LF, yani sol forvet Geri Rodriguez veya sağ forvet Sofyan Feghouli de koyulabilir. Burada inanılmaz bir gol atıyorum arkadaşlar. Quaresma ile kornerden La Croqueta senenin başında zaten bu hareketi sizlere göstermiştim. FIFA çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra bu hareketle Quaresma ile rakiplerimize geçip güzel bir gol atıyoruz. Kornerde mutlaka bu taktiği yapın. Sabırlı olun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. Rakibinizi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ezbere hareketler yapmanızı sizlere tavsiye etmem. Ve tabii ki de benim hani FIFA'da gerçekten en uyuz olduğum şey şu anda başımıza gelecek. Görmüş olduğunuz gibi topu alıyorum. Tekrardan adama sekiyor. Basıyorum, ediyorum. Her türlü top ona gideceği çok belli. Geliyor rakibim, oyuncu her zaman müdahale yapacak. Ama orada bir duraksıyor ve kickoff'tan gol yiyorum. Görmüş olduğunuz gibi rakibin kadrosu benden kat kat iyi olmasına rağmen oyun adamın işini ne kadar kolaylaştırıyor. Ve bu şekilde maçlar kaybedebiliyorsunuz. Ben maçı kaybettim. Dediğim gibi çok fazla üzülmedim. Kadrom iyi olsa çok daha fazla üzülürdüm. Çünkü otomatik olarak psikolojik baskıya girecektim. Yok Ronaldo'm var, nasıl olmuyor falan diye. Bu arada bu klibi koymamın sebebi, bakın kaleciyi oynatıyorum arkadaşlar. Kaleciyi oynattığım için, Muslera'yı aşağı doğru oynattığım için topu direkt tutuyorum. Eğer karşıdaki rakibiniz çok iyi bir seviyede değilseniz, yani özellikle 23 ve üzeri galibiyet almıyorsanız, 17-15'lerde kalıyorsanız, frikiklerde bunu adam tam vuracakken yapabilirsiniz. Daha topa vurmadan yapmayın, yoksa görüp başka tarafa vuracaktır. Adam tam vuracağı zaman kalecinizi o köşeye götürüp topu safe, yani güvenli bir şekilde tutabilirsiniz. Şimdi bir sonraki maça geçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki o maçı bana kaybettirdiği için şu anda karşıma çok kolay bir rakip verdi. Ben buna da inanıyorum bu arada. Hani oyun size momentumda bir maç kaybettirdikten sonraki maç takımınız Tazmanya canavarı gibi oynuyor. Ben buna da inanıyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi bunlar tamamen görüşlerim. Sizler inanıp inanmayabilir ya da saygı duyup duymayabilirsiniz. Ama bunlar tamamen benim görüşlerim arkadaşlar. Tekrardan topu sol kanada açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi rakibimizi yatırıyoruz. Ve buradaki müdahale abi, işte bu oyunda yani bu tarz arkadan müdahaleler beni benden alıyor sevgili dostlar. Neden oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama Badu Endia'ya gelişine felaket bir vuruşla golünü atıyor sevgili dostlar. Badu Endia'dan böyle bir gol beklemezsiniz normalde. İşte zaten ben de beklemiyorum. Hani gol olmayacağını bile bile rahat rahat vuruyorsunuz topa ve gol oluyor sevgili arkadaşlar. Şut çekmekten kendinizi böyle şey yapmayın, kötü hissetmeyin. Çekin abi şutu. Ne topçular ne goller atıyor bu oyunda. Her şey istatistik demek değil. Oyun isterse her şey olabiliyor sevgili dostlar. Bunu da unutmayın.
Dediğim gibi bu tarz ucuz kadrolar her zaman daha eğlenceli oluyor, daha keyifli oluyor. Burada tabi adama bakın, zorla gol attırıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir kere sekiyor, iki kere sekiyor. Biraz zorla o topu o kaleye sokuyor. Ama biz ne yapıyoruz sevgili dostlar? Sakin kalıyoruz. Çünkü biz bu rakipten daha iyi olduğumuzu biliyoruz ve daha iyi olduğumuzu ispatlamak için daha sakin oynamamız gerekiyor. Burada topu kanada açıyoruz. Henry Onyekuru topu çok güzel çekiyor. Bir vuruş yapıyor ve şansımıza gol oluyor arkadaşlar. Ama tabii adama gol attıktan sonra ben de bu gol attığım için hiç açıkçası üzülmedim. Çünkü ben de şansa bala bir gollemiştim. Ve geri olarak şansa bala bir golle Henry Onyekuru'dan geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii bunu own goal, yani rakibin kendi kalesine attığı gol olarak sayıyor oyun. Bir sonraki pozisyonda orta sahadan çıkıyor. 4-4-2'nin en büyük avantajı atağı arkadaşlar. Özellikle kontra atakları inanılmaz şekilde çıkabiliyorsunuz. 4-4-2 oynamanızı size tavsiye ederim. 4-2-3-1'e bağlı kalma. Yani herkesin oynadığı formasyonları oynamanıza gerek yok. Kendi fikirleriniz olabilir. Sonuçta 4-2-3-1 formasyonunda çıkaran dünyadaki ilk kişi DH Tex dediğimiz pro player bir oyuncu. Kendi formasyonunu çıkardı. Bütün dünya buna entegre oldu. Siz illa sabit olan düzene entegre olacaksınız diye bir kayda yok. İstediğiniz kadroyla, istediğiniz formasyonla oynayabilirsiniz. Herkesin kendi taktiğidir. 5 defans oynayan pro player'lar bile var. Ya da 3 defans oynayan pro player'lar da var. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Rakibimizin kadrosu görmüş olduğunuz gibi. Bu maç işte momentumu kralı arkadaşlar. Sırf görün, ibret hala görün diye bu maçı koyuyorum. Bakın burada rakibimiz geçiyor arkadaşlar. Bakın işte olanlara bakın. Müdahale geliyor, sekiyor, ediyor, bilmem ne oluyor. Bir daha sekiyor falan, önüne kalıp gol oluyor. Hani adamın kadrosunu gördünüz, benim kadromu gördünüz. Yani demek ki her zaman momentum ucuz kadroda olmuyormuş sevgili dostlar. Tabi biz burada cevap vermeye çalışıyoruz görmüş olduğunuz kickoff'tan. Hemen Griezmann'la yardan dribbling shot vuruyoruz ama maalesef top dışarı çıkıyor. Rashad Muhammed yerine genelde Griezmann oynadı. Pepe ve Domagoj Vida hakkındaki yorumlarımı da sizlere söyleyeyim. Domagoj Vida gerçekten çok iyi. Pepe de çok iyi. Ama ikisindeki tek sıkıntı böyle çok fazla açılıyorlar. Hani medium high olmalarına rağmen neden o kadar fazla açıldıklarını anlamadım. Genelde çok yerde görüyorum Domagoj Vida'yı özellikle. Pepe tabii ki scrim kartının defansı burada, bu arada nasıl gol olmuyor bilmiyorum. Pepe'nin defansı 96 olduğu için gerçekten top kesmelerde özellikle inanılmaz işler yapıyor. Bilgisayar defansta bıraktığınız zaman zaten yüksek defansı olduğu için tekrardan harikulade işler yapıyor sevgili dostlar. Bakın rakip burada geliyor, hiç uğraşmıyor bile, yani sadece şut çekiyor. FIFA 19'un gerçekten de yetenek havuzu çok düşük arkadaşlar. Doğru açıyı bulup plaseye vurmak yetiyor. Ama önceki falarda ceza sahası içi oyunu, ne bileyim, daha çok taktiksel paslaşma gibi şeyler daha çok etkiliydi. Burada çok güzel pozisyon yakalıyoruz arkadaşlar. Ama ve lakin yine kaleyi maalesef geçemiyoruz. Tekrardan burada korner taktiğimizi yapıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çünkü Quaresma'nın bir de 5 yıldız oluşu çok etkiliyor. Burada inanılmaz çalımlar attık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Tekrardan topu alıyoruz. Burak Yılmaz ve golünü atıyor kral Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın kartı arkadaşlar gerçekten bozuk. 14 maçta toplamda 18 gol 3 asistlik bir performans. Pardon, 18 gol 6 asistlik bir performans gösterdi Burak Yılmaz. Dribblingi falan çok düşük geliyor kartta. Normalde kartın böyle oynamaması lazım gerçekten de ama bu kartta bir sıkıntı var sevgili dostlar. Yani oynuyor, nasıl oynuyor bilmiyorum. Burada Onyekuru'nun azmini görüyorsunuz. Topu çalıyor sevgili dostlar. Burada hemen bir direct back yapıyoruz. Ardından lekureketalarımızı yaparak içeriye giriyoruz. Çok güzel pozisyon yakalıyoruz ama maalesef yine kaleyle burun burunayken Griezmann'ın aslında kuvvetli ayağından sol ayağıyla golü kaçırıyoruz. Rakibimiz burada yine geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın yine topa müdahale yapıyorum. Yine önüne düşüyor ve yine gol atıyor. Yani bu tarz maçlarda sakin olamıyorsunuz. Hatta o yüzden ben şu anda videonun üzerine konuşuyorum. Çünkü orada daha gün yüzüne çıkmamış küfürler var sevgili dostlar. Bunları duymanızı istemediğim için bu tarz şekilde videomuzu ilerletiyoruz. Ardından görüyorsunuz ataklarımızı zaten. Hani adam gerçekten kötü bir oyuncu. Burada Griezmann her zaman yakın köşeye vurur. Yani oraya vuracağı tuttu. Yine burada golü atamadık. İşte bu tür maçları, oyunun istemediği maçları kazanmanız için Cristiano Ronaldo ya da R9 Ronaldo gibi, yani game changer adamlara ihtiyacınız var sevgili arkadaşlar. Onlar olmazsa olmuyor. Yine direkten dönüyor. Ricardo Quaresma'nın şutu görmüş olduğunuz gibi. İşte iyi adamlara ihtiyacınız var. Böyle game changer, Gullit, Vieira gibi isimlere ihtiyacınız var ki bu maçları çevirebilin. Yoksa bu tarz Süper Lig kadrolarla çok zor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pas yapmamda, rakibin ceza sahasına yerleşmemde hiçbir problem yok. Burada bir foul oluyor görmüş olduğunuz gibi. Güzel de kullanırım aslında foul ama yani dediğim gibi bu maçta arkadaşlar hani oyun istemediği için olmuyor. Burada niye mesela Griezmann sağ ayağıyla vuruyor aslında sol ayağı kuvvetliyken? Onlar işte dediğim gibi hep iyiyin
kendi kendine yapmış olduğu apık sapık işler. Burada tekrardan Quaresma'ya geliyoruz. Her zaman olduğu gibi kornerde rakibi geçiyoruz ve Burak Yılmaz'la topu buluşturup golümüzü atıyoruz. Bu korner taktiğini mutlaka kullanın arkadaşlar. Ve Quaresma'nın tabii ki de 5 yıldız skill move, yani 5 yıldız beceri hareketleri özelliğine sahip olması da bu hareketleri daha hızlı yapmasına neden oluyor sevgili dostlar. Bu yüzden Quaresma tercihimi zaten kullandım. Yoksa Edin Visca daha sağlam bir kart. Burada tabi geliyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi oyun zaten biz ne yaparsak yapalım. Hemen bir vuruşla hop kapalı köşeden Stoichkov golünü atıyor. 4-2 yapıyor. Yani adam hiç uğraşmadan 4 gol attı, gördünüz. Hiç yani gram emek yok. Ne pas, benim gibi ceza sahasına yerleşme falan. Bir pas atıyor, şut çekiyor ve gol oluyor. Ama burada biz hala savaşımıza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada çok kritik bir gol kaçırdı Burak Yılmaz. Kontrol edişi ve vuruşu güzeldi ama maalesef kaleyi bulamadık. Ardından burada yine çok etkili geliyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burak Yılmaz çok sakin driblingini yapıyor. Kaleciye oynattığını görüyoruz ve sol köşeye topu bırakıyoruz. Burak Yılmaz durumu görmüş olduğunuz gibi 4-3'e getiriyor. Hat-trick yapıyor. Dediğim gibi 60 ile driblingi var ama bence yalan. Burak Yılmaz'ın kartında kesinlikle bir sıkıntı var. Yani mutlaka bir sıkıntı var. Yoksa 14 maçta 18 gol 6 asist yapamaz yani kimse arkadaşlar, dediğim gibi. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Burada da diğer maçlarda attığım birkaç tane gol var arkadaşlar. Burada Ricardo Quaresma ile Raşat Muhammed'e gol attıracağız. Öncelikle Henry Onyekuru. Onyekuru'nun pasında Raşat Muhammed boş kalede golle burun buruna geliyor ve gol atıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada iki tane daha güzel şık gollerimizi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Raşat Muhammed'in golü. 14 galibiyet 3 mağlubiyet bence gerçekten de güzel arkadaşlar bu kadroya göre. Özellikle kaybettiğim maçları koydum ki nasıl kaybettiğimi görün diye, işte yok momentum yüzünden kazanıyorsun diyenlere cevap olsun diye böyle bir şey yaptım. Burada Henry Onyekuru'nun mükemmel golünü görüyorsunuz. Bu yüzden bu adamı öneriyorum. Hızı var, driblingi var, fiziği bence yeterli ve şutları da gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Henry Onyekuru 14 maç 8 gol 9 asist mi, o tarz bir şeyle Henry Onyekuru da performansını sergiledi. Bu arada gameplay videolarının devamını ister misiniz? Eğer gameplay videolarının devamını istiyorsanız bana bunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten videoyu buraya kadar izliyorsanız da demek ki zamanınız güzel geçti, eğlendiniz ki izliyorsunuz. Eğer bu zamanınız güzel geçtiyse, burada hala buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda kullanmış olduğum futbolculardan birisiyle gerçek hayatta video gelecek. Onu da hazır olun ve bekleyin sevgili dostlar. Adamsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.